Teknoloji dünyasında bu haftayı konuşacağımız Dijital Hayat TV koordinatörü Bilal Eren hattımızda. Bilal Bey merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar Kenan Bey. Hoş geldiniz, kolay gelsin. Hoş bulduk, teşekkürler. Evet, bu hafta yeni bazı haberleriniz vardır muhakkak. İlkiyle başlayalım isterseniz. Evet, internet teknoloji ve sosyal medya hayatımıza ne gibi etkileri var? Çok yoğun kullanıyoruz. Sizin için, dinleyicilerin için derlediğimiz haberleri vermek isterim. Twitter'la alakalı bir haberimiz var. 21 Mart 2006'da kurulan Twitter 10. yaşını kutladı. 21 Mart'ta, yani geçtiğimiz 2 gün önce. Bununla alakalı haberimiz var. Twitter'ın hayatımıza nasıl girdiği, nasıl kullanıldığı malumunuz. Dinleyicilerimizin de malumu. Hem siyasi olarak hem kültürel olarak herkesin kendini ifade ettiği toplumların çeşitli bunların faydaları ve zararlarını gördüğümüz bir platform. Adeta içselleştirdiğimiz ve kendimizi orada belki de benliğimizi bulduğumuz, tanıtmaya çalıştığımız bir mecra olduğu tüm dünya için, sadece Türkiye için değil, birçok siyasi olayın veya haberlerin oradan duyulduğu, görüşlerimizi ifade edildiği bir mecra olduğu. Twitter 10 yaşına girdi. Böyle bir haberi de vermiş olduk. Yarın ne olur tabii bilmiyoruz. Yani bir Twitter 10 yıl daha gider mi? Bu bilinmez ama çok bir şirketin insanoğlunun hayatında nasıl etkili olduğu, diğer mecralar gibi çok enteresan bir konu aslında, uzun uzun üzerine konuşulması gereken böyle bir haberimiz var. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir duyuru var, onu da sizin aracınızla paylaşmak isterim. Özellikle bu son olaylardan sonra bombalama eylemleri tüm dünyada olsun, ülkemizde olsun, Emniyet Genel Müdürlüğü bir açıklama yaptı ve sosyal medyada terörü destekleyen, terörü öven, hoş gösteren veya işte bu konuda çağrılar yapan hesaplarla alakalı bir e-mail duyurusu yaptı ve bu e-mail ile bu hesapları şikayet etmeniz durumunda hesapları kontrol edileceği ve işlem yapılacağı bilgisi verildi. Bu çok önemli bir konu çünkü çok fazla sahte hesap açılıp terör övülüyor, destekleniyor. Bunun bizzat siz de şahidisiniz. Ve bu suçsuz insanların ölümüne neden oluyor veya bu konuda bir tam tersine bir reaksiyon olması gerekirken, teröre karşı hepimizin aynı reaksiyonu vermesi gerekirken başka sonuçları oluyor. siberet@egm.gov.tr e-mail adresinden bu hesaplar şikayet edebilir. İsterseniz tekrar edeyim. siberet@egm.gov.tr Emniyet Müdürlüğü'nün e-mail adresi. Yani terörü destekleyen bir hesap ya da bir yazıyla karşılaştığınızda bunu bu bahsettiğiniz adrese gönderebiliyoruz, öyle mi? Evet, evet, kesinlikle. Bunu hiç affedilebilir bir tarafı yok. Yani suçsuz insanların öldüğü, kim yaparsa yapsın terör hadiselerinde böyle hesapları şikayet etmek gerektiğini düşünüyorum ve bunu paylaşmak istedim. Bir haberimiz daha var. Türkiye'deki internet kullanıcıları sayısıyla alakalı. Bilişim Teknolojileri Kurumu'nun son açıklamasına göre Türkiye'deki internet kullanıcı sayısı 50 milyona yaklaştı bu ay itibariyle. Bunun 9,5 milyonu sabit, yani evdeki servis sağlayıcılarla internete girer veya iş yerlerindeki sabit hatlarla. 39 milyonu ise mobil, yani akıllı telefon ve tabletlerimizden internet aboneliği olan kişiler ve kurumlar. 50 milyona yaklaştı bu. Dünyada çok yüksek bir seviye, hani kullanım açısından, ulaşım açısından bunu sizinle paylaşmak istedim. Çok büyük bir rakam. Evet. Çok ilginç bir haber var. Darüşşafaka Eğitim Kurumlarından Türkiye'de ilk defa liseler arası 3D yazıcı atölye yarışması yapıldı bu hafta. Ve yani bu 3D yazıcılardan mı bahsediyoruz? Evet, 3D yazıcılar. Biliyorsunuz bu bir maddeyi, bir eşyayı 3D olarak, yani 3 boyutlu olarak basabileceğimiz yazıcılar, biliyorsunuz şu an genel olarak kullandığımız 2D yazıcılar, yani 2 boyutlu. 3 boyutlu yazıcılar ise tamamen kendimize özel tasarımlar yapabildiğimiz, gözlükten ayakkabıya kadar veya yani sanayide. Bir ürünün aslında birebir kendisini yapıyorsunuz değil mi bu yazıcı vasıtasıyla? Evet, evet, aynen öyle. Bu çok teknolojik, çok büyük bir gelişme. Dünyada yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı. Bir ürünü dediğiniz gibi siz de tamamen boyutuna göre makinenin basıp kendi cep telefonunuzu, kendi vazonuzu, kendi masanızı, kendi elbisenizi basabileceksiniz. Belki ilerleyen zaman içinde kendi arabanızı bile yapabileceksiniz böylece değil evet, mi? Evet, yani bu tip örnekler üzerinde çalışılıyor. Çok ilginç çalışmalar var. Merak eden dinleyicilerimiz araştırabilir. Bununla alakalı liseler arası, liselerindeki gençlerin buna ilgisini artırmak ve bilgililiği, farkındalığını deneyimlemek için böyle bir yarışma düzenlendi.
ve 16 okul 16 proje katılmış. Katılan projede el ve ayaklarımızı kullanmadan buzdolabını kapağını açan bir prototip bir alet yapmış bir genç arkadaşımız. Bu birinci seçilmiş. Bu 3D yazıcılardan, 3 boyutlu yazıcılardan tasarımını yaparak, basarak. Bu yazıcıların en büyük avantajı tasarımı da kendiniz yapabiliyorsunuz. Yani bilgisayar programları vasıtasıyla hayalinizdeki şeyi basabilirsiniz. Hayalinizde bir masa vardır örneğin. Bir sandalye, bir vazo, bir kalemlik, bir cep telefonu kılıfı, örnek veriyorum. Hı hı. Bunu kendiniz tasarlayıp bu 3 boyutlu yazıcıdan kendiniz basabiliyorsunuz. Çok hayatımızı etkileyecek bir şey. Özellikle sağlık sektöründe protezler vesaire için. Hatta etkili. Organ yapılabileceği de söyleniyor değil mi? Evet, yapıldı Amerika'da ve Çin'de. Yani daha spesifik işte atıyorum şimdi bir kalpten, bir böbrekten de bahsedebiliriz değil mi? Öyle karışık işler de yapılacak bunun vasıtasıyla. Evet, evet. Özellikle dediğim gibi sağlık sektörüyle alakalı ciddi insan olduğu için faydalı işler çıkacak. Kötü işler çıktığı gibi örneğin silah basanlar da oldu ve yasa çıktı Amerika'da. Yani hem faydalı hem zararlı şeyleri göreceğiz. Bunun yarışması yapılmış oldu. Haberimiz böyle. Bir başka haberimiz, biliyorsunuz geçen hafta da bunun haberini vermiştik. Tüm dünyada da ilgili dinleyicilerimizin bilgisi vardır. Apple'la FBI arasında bir telefonun şifresini kırma yüzünden bir tartışma yaşanıyor. Hala da devam ediyor. Bir saldırganın, 14 kişiyi öldürmüş bir saldırganın cep telefonu, Apple marka telefonunun şifreli olduğu için emniyet birimleri bu şifreyi kırıp bazı bilgilere ulaşmak istemişti. Apple şirketi bunu kabul etmedi. Başka kullanıcılarının da güvenliğini tehlikeye atacağını düşünerek. Ve bu iş mahkemeye taşınmıştı. Hı hı. Şimdi bu şeye karşı bu tartışma ve mahkeme süreci devam ederken çeşitli şirketler bu konuda bazıları Apple'ın yanında, bazı emniyet güçlerinin yanında yer aldı. Bazı şirketler şöyle bir haberle ortaya çıktılar. E-maillerimizin de şifrelerinin kırılmaması için bize e-mail hizmeti veren büyük firmaların birleştiği haberi düştü. Onu da sizinle paylaşmak istedim. Yani bundan sonra e-maillerimizin şifrelerinin de kırılmaması için güvenlik açısından bir yazılım yapılacağı söyledi. Tabii burada emniyet birimleriyle başka tartışmalar da ortaya çıkabilir. Yani denetimle güvenlikle özgürlük arasındaki tartışma ülkemizde olduğu gibi dünyada da devam ediyor. Güvenlik mi, özgürlük mü? Bunun ciddi sonuçlarını görmüş oluyoruz. Son haberimiz de şöyle, bu Geleceğe Dönüş filminde hep üstünde konuşulan ayakkabılarını, bağcıklarını kendi bağlayan ayakkabı, yani bağcıklarını, bir kare vardı orada, bir bu filmde bilirsiniz, hatırlarsınız. O bu bir firma tarafından yapıldı. Yani ayakkabıyı giriyorsunuz ve bağcıkları otomatik kendi evet. ayağınıza giyer girmez kendi bağlanıyor. Bu geçen hafta lansmanı yapıldı. Haziran ayında da bunun satışı yapılacakmış. Mağazalarda görebileceğiz. Bu çok ciddi bir ihtiyaç mıymış Bilal Bey? Aslında yani çok büyük. Ayakkabıyı bağlamak için hani bu kadar teknolojiye ihtiyaç var mıdır acaba? Aslında şu soruyu şöyle sormak lazım. Bugün hayatımızda kullandığımız birçok şeyin bize ne kadar, hayatımızın ne kadar faydası var, ama bu bir zaman sonra bir gereklilik haline getiriyor. Yani biliyorsunuz sosyal medya olmadan, internet olmadan da biz geçmişte birçok şeyi, insanoğlu hayatını devam ediyordu, ama internet öyle bir gereklilik haline geldi ki vazgeçilemez oldu. Bu da böyle bir şey olabilir. Anladım. Yani şimdi bağcıkla başlıyorlar. Belki ayağınızı uzattığınızda ayakkabı da içine girecek, bir teknolojiye doğru ilerleyecektir bu belki. Evet. İlginç bir şey, haber oldu. Biraz tabii reklama dönelik bir şey, bir teknoloji, ama sonuçta böyle bir mağazalarda böyle bir ayakkabıya, spor ayakkabıya görebileceğiz yakında. Haberlerimiz bu kadar. Yarın TRT Radyo Dijital Hayat'ta çok güzel bir konuyu konuşacağız. Oyun sektörünü konuşacağız. Dijital oyun sektörünü. Türkiye'de ne durumda, dünyada ne durumda? Bize oyunun çocuklara, büyüklere faydaları ve dezavantajlarını Dijital Oyunlar Başkanı Huzeyfe Yılmaz'la konuşacağız. Saat 15.30'da. Meraklı dinleyicilerimizi 95.6 TRT Radyo'yla bekleriz. Peki. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Sağ olun size de. Dijital Hayat TV koordinatörü Bilal Erendi konuğumuz. Biz bir şarkıyla devam ediyoruz.